Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Işıkkent Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinleri Başkan Adayı Günaydın'a yoğun ilgi gösterdi. Görev sürecinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi oluşturduğunu söyleyen Başkan Adayı Günaydın, mevcut belediye yönetimini eleştirdi. Bizden sonra göreve gelen mevcut yönetim o kompleksi bakımsız bıraktı. Göreve gelince orayı da Ispartalıların hizmetine açacağız dedi. Burada bizim bir zamanlar fabrika vardı. Toz, duman, her şey batır. Ve bütün Işıkkentliler bu fabrikanın kalkmasını söylüyorlardı. Evet, ne yaptık? Bu fabrikayı kaldırdık. Ve ondan daha mükemmel, 3 misli kapasiteli yeniden yeni bir fabrika daha kurduk Isparta'ya. Bir zaman toz toprak içindeydi. Bütün büyük şikayetleri, ya kaldıracağız, bunlar kalkacak, hiç merak etmeyin, sakinlerimiz hem kaldırdı hem de yenisini, daha mükemmelini yaptı. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Bir de Gökkubbe diye bir yer yapıldı. Bu ulusal Isparta'nın en yüksek olan bir sosyal tesistir. Burada müzeler, kitap fuarları, çok büyük etkinlikler yapılan bir yerdir. Fakat onun hemen biraz altında spor tesisleri yapılabilen hareketler, çeşitli öğrenci temsilcileri, öğrenci kutlamaları, çok sayıda kutlamalar olan bir yer. Başta spor tesisi halinde. Fakat bunu %95'ine getirdik, bitirmek üzereydik. Ama şu anda aradan 5 sene geçince ne yaptılar bunu? Az bir şey kalmıştı. Ve öylece bıraktılar. Hatta diğer bir deyimle çürüttüler. Bir de o yarım kalan, berbat etti ya, kendi inşaat yapma sevdasıyla orayı da unuttu, çürüttü ya. O sosyal, Atatürk sosyal tesisimizde bir bir işleyeceğiz. Orayı yeniden düzeltip, çürüyen yerleri kırıp, yeniden yapıp imar haline getireceğiz, inşaat haline getireceğiz. Ve Işıkkentlilerin emrine amada edeceğiz arkadaşlar. Başkan Adayı Günaydın, 15 yıllık görev süreci boyunca Işıkkent Mahallesi'ne kazandırılan hizmetleri anlattı. Mahallemize bir de göreve geldiğimizde modern bir sosyal tesis yapacağız dedi. Burada neler yaptık o zaman? Asfalt yollarını yaptık, yağmur sel su almasın diye yağmur suyu projelerini yaptık, kanallar kazdık, efendim tekrar tekrar çalışmalar yapıldı, pazar yeri kuruldu, Gökkubbe yapıldı, bütün mahallenin her tarafı işlendi. Şu ana kadar, size soru soruyorum. Şu ana kadar 5 sene geçti. Işıkkent'te kardeşim bir çivi çakıldı mı? Çakılmadı. Bir çivi. Evet. Hizmetler bitmez. Hizmetler yapılmalıdır ve yapılır, devam eder. Işıkkent'imize mutlaka güzel bir yer bulacağım. Böyle daracık yerlerde oturmayacağız inşallah. Tabii bunları da yapanlara teşekkür ederim tabii. Allah razı olsun. Bak bugün yine de işimize yaradı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel oturabileceğimiz her işlemimizi, bütün mahallenin ne arzu ettiyse orada işini görebilecek güzel bir sosyal tesis yapalım arkadaşlar. Uygun mu? Evet. Halk otobüsü seferlerinin yetersiz olduğuna ve halk otobüsü ücretlerinin vatandaşlara fazla gelmesine de değinen Başkan Adayı Günaydın, hem otobüs seferlerimiz hem de hizmetlerimiz saat gibi çalışacak dedi. Benim zamanımda buradan otobüsler 15 dakikada bir geçerdi.
Şimdi de 45 dakikada geçiyor. Geçmiyor bile. Evet. Başkanım, 45 dakikada geçiyor şimdi. Her şey, gönlüm ne istiyor? İnşallah Allah bana onu lütfedecek. Isparta'nın işleri ne olursa, otobüsleri filandı, faktası. Bazı otobüsleri kaldırdılar seferler. Şu saat nasıl tik tak tik tak diye güzel çalışıyor. İnşallah saat gibi çalışmasını istiyorum hizmetlerin. Saat gibi çalışmasını. İşte hizmet budur. Ben o zaman o 45 dakikayı 15 dakikaya düşürdüğüm zaman hizmet olduğunu biliyorum. Bunun üzerinde duracağım. Ayrıca otobüs ücretlerinin biraz vatandaştan aldığım bilgilere göre yüksek geliyor vatandaşlarımıza. Hatta diğer vilayetlere göre de biz yüksekte kalıyoruz. Köy garajını kaldırdılar. Evet. Hastaneyi kaldırdılar. Evet. Bazı seferlerde gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Hem kazandıktan sonra nasıl gelecekler bir göreceksin onları. Isparta'yı hem ucuz kent yapıp hem mutluluk şehri yapmak istiyorum. Daha doğrusu huzur kenti, huzur şehri yapmak istiyorum. Başkan adayı günaydın, evi olmayan vatandaşlar için 5000 sosyal konut yapacağını da söyledi. Ben hiç evi olmayan kişiler, hiç hayatında, yaşlı olur, genç olur fark etmez. Ama hiç evi olmamış kişiler, evi olan Allah ziyade etsin, onlar keyfine baksınlar. 5000 konut sözü veriyorum bu devre. 5000 konut sözü veriyorum. Isparta'nın istihdamını artırmaya yönelik projelerini açıklayan Başkan adayı günaydın, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlamak için fabrikalar kuracağız diye konuştu. Tekrar fabrika kurmayı da, fabrikalar elimden gelse fabrikalar kuracağım. Bizim çok ihtiyacımız var. Çocuklarımız çok ihtiyacı var. Bir de Isparta, Türkiye'de ekonomik girdisi Isparta'ya rakamlar çok düştü. Fabrikalar kurarsak ekonomik girdisi çoğalır. O çoğalmakla beraber de işsizlik azalır. Bu ekonominin kuralıdır. Ekonominin kuralıdır bu. Kanundur yani. Onun için fabrika kuracağız. Ama annem şimdi Isparta'da o kadar işsizimiz var ki şu anda 10.000'in üzerinde işsizimiz var. O açıdan kuracağım ama benimkisi yine de bu dediklerimi bir tuz biber ekmek gibi olacak. İnşallah o tuzu ekmek istiyorum yani. Isparta'ya fabrikalarda kuracağız inşallah. Özel bireyler için de engelli yaşam merkezi projesini anlatan Başkan adayı günaydın. Hem özel çocuklarımız hem de anneleri için gün içerisinde vakit geçirebilecekleri bir kampüs yapacağız dedi. Özel engelli çocuklarımız çok Isparta'da. O anneler çok eziyet çekiyorlar sonra. O annelere ben melek gözüyle bakıyorum. O çocuklara baka 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 her gün. Bunlara çok güzel bir tesisler kurup o anneleri hatta bakımında da bir derece, iki derecede faydalı olan yani iyiye doğru götürme açısından söylüyorum. Onun için özel engelliler kampüsü kuracağım arkadaşlar. Projelerimiz çok. Saya bitmez. Esas bunlar çok önemli.